Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Son yılların en çok konuşulan davalarından biri Sinan Ateş cinayeti davası sonuçlandı. 5 sanık hakkında aslında artık mahkum edildiler. Eray Özyağcı, tetiği çeken kişi, yani Sinan Ateş'i 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde pusu kurup öldüren, tetiği çeken kişi olarak Eray Özyağcı müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aynı şekilde motosikleti onu oraya getiren, motosikleti kullanan Vedat Balkaya, daha önceden keşfi yapan, yani hani Sinan Ateş nereden geliyor, nasıl gidiyor filan bunu yapan Suat Kurt, azmettirici olarak yani İstanbul'da zaten bir suç makinası sabıkası olan Doğukan Çep ve Ülke Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş. Bunların 5'i de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bu 5 kişiden 4'ü keşif yapan Suat Kurt dışındaki, o da bugünkü duruşmada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e küfür ettiği, hakaret ettiği için salonun dışına çıkarılmıştı. Her neyse, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, ayrıca Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt'un yaralama suçundan ayrıca 13'er yıl hapse mahkum edildiler. Şimdi tabii bu davanın en kilit noktalarında bulunan, böyle hani düğümlerin birleştiği yerde bulunan, zaten kendisi hem ömür boyu hapis hem şeye mahkum edildi, 13 yıl ayrıca adam yaralamaktan. Tolgahan Demirbaş. Tolgahan Demirbaş nerede yakalanmıştı? O zaman Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, Mersin milletvekili olan, ki kendisi de daha önce Ülke Ocakları yöneticisi, Olcay Kılavuz'un evinde yakalanmıştı. O şeyler yok edilmişti biliyorsunuz. O evraklar, tutanaklar filan yok edilmişti. O nedenle iki polis şefi açığa alındı yakınlarında biliyorsunuz. Fakat başka mahkumiyetler de var. Örneğin tetikçiyi, yani bu şeyi, Eray Özyağcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki özel harekat polisi, Aşkın Mert Gelenbay ve Muratcan Çolak, onlar da tasarlayarak adam öldürme suçuna, tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten 18'er yıl aldılar, ceza aldılar. Aynı şekilde Tolgahan Demirbaş ile birlikte tetikçi Eray Özyağcı'yı cinayetten sonra İstanbul'a kaçıran, aynı şekilde Ülke Ocakları yöneticisi Emre Yüksel de 18 yıl hapse mahkum edildi. Ancak Ayşe Ateş, yani Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dedi ki ayakçılar yargılandı, azmettirenler dışarıda. Azmettirenler derken, öteden beri Sinan Ateş ailesi de, muhalefet partileri de, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini sorumlu tutuyorlar. Yani bu hakikaten Ankara'da çok yaygın konuşuluyordu. Böylelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne iş gelmeden Ülke Ocakları yöneticilerinden birkaç isim de sınırlı kalarak bu cinayet tamamen olduğu gibi, yani bir asayiş olayı olarak bakıldı. Arkasındaki siyasi azmettiriciler olup olmadığına bakılmadan burada kesildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, yani Ayşe Ateş diyor ya ayakçılar yargılandı, azmettiriciler, esas azmettiriciler dışarıda diye. Yani bütün suç tetikçilerdeymiş. Tetikçilerde ve ona işte yardımcı olanlar da, getiren götürenler de. Bunu siyasi olmayan bir polisiye olay olarak mahkeme şey yaptı, ele aldı ve o şekilde sonuçlandırdı. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer kamuoyu, yani medya, özellikle sosyal medya, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti bu işin üzerine gitmeseydi, yani bunun evveliyatı var. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener çok üstlerine gittiler bu işin. Aynı şekilde şeyde Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu da bu çizgiyi sürdürdü. Eğer bu siyasi baskı ve medyanın ilgisi olmasaydı bu şeyler dahi, bu cezalar dahi çıkar mıydı? Bilmiyorum ama kamuoyunda bu yönde bir şüphe olduğu gerçek. Bunu da görüyoruz, fakat yine de
bu işin burada kalmayabileceği anlaşılıyor. Bu arada bir olay da oldu bugün. Şimdi karar için mahkeme karar arası verince ablası Seda Hanım Sinan Ateş'in ablası yumruklu saldırıya uğradı sanık yakınları tarafından. Yani bu hakikaten provokasyonların, lafların ya da böyle laf olsun diye söylenen lafların, hani siyasetin gereği diye söylenen lafların nerelere gideceğini gösteriyor. Gidebileceğini gösteriyor. Daha bunun devamı da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Neden bu vurguyu yaptım? Şimdi Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, dün 1 Ekim meclisin açıldığı gün, yasama yılına başlandığı gün, Milliyetçi Hareket Partisi grubunda Sinan Ateş davası nedeniyle verdi veriştirdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Özgür Özel'e, hem Halk TV'deki özellikle 4 gazeteci arkadaşımıza gerçekten hani verdi veriştirdi. İşte Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Şule Aydın. Ve hani bayağı tehdit etti bunları. Böyle bir gerilim arttı. Çünkü Sinan Ateş cinayeti davası Milliyetçi Hareket Partisi için bir şey oldu. Bir hani kendi güçlerini sınama şey oldu. Ne diyorsun? Bizim partiye gelmesin bir şey. Araştırılmasın, dursun orada. Sadece cinayetle sınırlı kalsın. Dediğim gibi bu mahkumiyetlerin çıkması bile sosyal medyanın, muhalif medyanın, sorgulayan medyanın ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin bu işe üstüne gitmesiyle mümkün oldu. Başka türlü olacağını ben hiç zannetmiyorum kendi adıma da. Fakat öğle vakti geldim, işte Erdoğan konuşacak, işte yasama yılı açıldı filan. Abi baktık, sabahki Bahçeli gitmiş gazetecilere, muhalefet partilerine hani tehdit eden bu dava nedeniyle Bahçeli gitmiş, yerine bir Barış Güvercin'i gelmiş. İşte DEM Parti dahil herkesin elini sıktı. Böyle işte milli birlik beraberliğe ihtiyacımız var sözleri filan. Çok ilginçtir. Sırrı Sakık, DEM Parti'nin en hani keskin isimlerinden, yıllarını bu hani Kürt davasına vermiş bir isim. O da dedi ki biz de dedi bu şeye işte barış havasına Bahçeli'nin samimi olduğuna inanıyoruz filan dedi. Akşam saati geldi. Resepsiyon var. Numan Kurtulmuş'un mecliste resepsiyonu var. Orada Bahçeli Özgür Özel'le yani öyle bir konuşma yaptı ki hakikaten hani böyle siyasetin çirkin yüzü derler ya onun gibi. Yani sabahleyin ona tehdit yani Özgür Özel'i tehdit eden Bahçeli gitti. Yerine ya üzülmeyin böyle birbirimizi kırmıyoruz inşallah. İşte bazen siyasetin gereği söylüyoruz böyle laflar. Ya siyasetin gereği söylenen laflar Türkiye'nin şu anda hani anketlere göre birinci parti, mecliste ikinci parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanını tehdit ki bir önceki genel başkan biliyorsunuz bir suikast girişiminde bir şehit cenazesinde hatırlıyorsunuz değil mi Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyı. Yani böyle bir ortamda ondan sonra yapıyor böyle bir şeyde bulunuyor. Sonra diyor ki ben bunu ya bazen siyaset gereği söylüyoruz işte taraftarlarımıza gaz vermek için. İşte o taraftarlardan bir tanesi gidiyor kardeşi öldürülmüş bir kadını yumrukluyor mahkemenin karar arası verdiği sırada. Yani bu hani ağızdan çıkanı kulağa duymak diye bir deyimimiz vardır ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu diye sorarız. Yani ben siyaset gereği söyledim. Burada Bahçeli'nin çok eleştirilecek yönü var. Yani ben söyledim siyaset gereği söylüyoruz. Üzülme Özgür Bey ya işte seni de kırdık galiba ya boş ver gönlünü almaya çalışıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu laflar nereye gidiyor? Hani milletin içinde yarım akıllı olan var, eğitimsiz olan var, bilmem zaten hırs gibi gezen insanlar var. İşte biri de kalkıyor, olmadık işler yapıyor. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Muhalefet demişken bir başka önemli konu. Biliyorsunuz dün duyurduk. İşte daha önce Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan meclis kürsüsünden dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olabilir. Vatanımıza göz diktiler. İşte bu vaat edilmiş topraklar Nil'den Fırat'a filan. Böyle bir şey söyledi. Hani bazı ekonomi yorumcuları borsada bugün İstanbul borsasındaki rekor düşüşlerden birini buna bağlıyor. Yani hem orada bir İsrail, İran, Lübnan filan savaşı var, Filistin. Hem
hem de ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor. Sanki İsrail böyle bir süper güçmüş, bizim çok korkmamız gereken bir şeymiş. Böyle sanki Türkiye'ye saldıracakmış, saldırmaya cesaret edecekmiş filan, böyle bir konuşma yapıyor. Şimdi bu sadece ekonomik açıdan bakmıyorum. Muhalefet dedik ya, Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'nin grup konuşmasında dedi ki madem böyle bir durum var, bize niye bilgi verilmiyor? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne niye bilgi verilmiyor? Hükümet milli güvenliğimiz için ne yapıyor madem tehdit altındayız? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verilmiyor diye. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Murat Emir. Murat Emir de Meclis Başkanı Kurtulmuş'la bir görüşme yaptı ve kapalı oturum talep etti. Yani madem hani bir şey biliyorsunuz, kamuoyuna da açıklanmıyor. Cumhurbaşkanı ama bunu böyle bir tehdit altında olduğumuzu söylüyor. Kapalı oturum yapılsın. İşte MİT, Genelkurmay, Dışişleri kim ne biliyorsa bize söylesin, biz de bilelim dedi. Bence bunlar da haklı talepler. Bence bunlar da haklı talepler. Çünkü gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Meclis Başkanı'nın uyarıları, hani böyle bir uyarı yapılır mı? Yapılır. Böyle yapılır mı? Böyle yapılmaz bana kalırsa. Çünkü burada yaratılan algı böyle sanki İsrail böyle bir süper güç. Yani tamam mı? Yani Amerika onu Türkiye'ye saldırtacak. Ve biz de böyle elimiz kolumuz, eyvah İsrail geliyor filan. Ya buna gerek yok. Bence buna gerek yok. Bence buna gerek yok. Zaten hani baktığımızda da tamam, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı söylemiştir diye bugün bazı manşetlerde filan yer aldı. İşte zaten mutat bazı kanalların, hani o gün ne konuşulmuşsa AK Parti tarafından o konu işleniyor oralarda. Onu saymıyorum ama yani vatandaş da böyle İsrail geliyor diye tir tir titremiyor. Yani açık söyleyeyim, bu bir propaganda şeyi olarak söylendiyse eğer hakikaten bir etkisi olduğunu söyleyemem. Ama cidden bir bilgi varsa, yani böyle dini söylem dışında, yani efendim Tevrat'ta vaat edilmiş topraklar var. İşte oranın bir kısmı da işte Mısır'ın bir kısmı, Ürdün'ün, Lübnan'ın tamamı, Suriye'nin neredeyse yarısı, Türkiye'nin de güney illerinden bir bölüm. Ondan sonra böyle bir şey tamamen dini söylem. Hani nereden kaynaklanıyor? Doğrusu 25 Eylül'de İsrail'de aşırı sağ Netanyahu yanlısı The Jerusalem Post gazetesi var. İngilizce yayınlanıyor. Orada bir makale yayınlandı. O makalede diyor ki işte Lübnan acaba İsrail'e vaat edilmiş toprakların bir parçası mıdır? Öyle bir tepki geldi ki hem İsrail'in içinden hem uluslararası şeyden, gazete yayından çekti o makaleyi. Ve şeydeki, bizdeki bu işte vaat edilmiş topraklar söylemi de en üst düzeyde bu tarihten sonra gündeme gelmeye başladı. Hani böyle bir şey de var. Ama bunun dışında, yani bu hani dini söylem diye taktım, bunu taktım görünmesin. Çünkü kendi ifadeleri, örneğin Numan Kurtulmuş işte açılışta yaptığı konuşmada, diplomatik şeyde açılışlara, böyle özel günlere diplomatik temsilciler de davet ediliyor. Türkiye'deki yabancı temsilciler, ve onlara da özellikle bakarak mesiyanik diye bir İngilizce deyim kullandı. Mesiyanik deyimi, yani Mesih, Mehdi, Mesih var ya, işte hani bu dini olarak vaat edildi o topraklar İsrailoğullarına falan, ona o kastediliyor. Ayrıca şeyde dini fanatizm ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı da. Yani bu İsrail'in bir din devleti olarak tamamen Tevrat'ta yazılan ilkeler çerçevesinde stratejilerini, politikasını belirlediği anlamına geliyordu. Ama bunun dışında hakikaten Genelkurmay'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, hem dışişlerinin açık kaynaklardan somut bilgileri varsa, bunları da hani bizim bilmek hakkımız. Ama en azından muhalefet diyor ki ya kapalı oturum yapın, en azından biz bilelim diyor. Bence bir haklılık payı da burada var. Tekrar edelim baştaki haberi. Sinan Ateş davasında karar açıklandı. 5 tetikçi ve onların yardımcısı ömür boyu hapis aldılar. Bütün suç tetikçilerde ve onlara yardımcı olanlardaymış. İşin siyasi boyutu şu anda mahkeme kararıyla, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla o dosya şu anda kapatılmış görünüyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.